Bugün videonun başında bir arkadaşımızın oyun kanalından bahsedeceğim. Ambojun isimli oyun kanalının sahibi arkadaşımız YouTube mecrasına daha henüz yeni. Kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Buradan kanalına bakabilirsiniz. İsterseniz destek de olabilirsiniz. Seviyorsanız bu tarz oyunları takip de edebilirsiniz. Linki dediğim gibi açıklamalara bırakacağım. Buradan bakabilirsiniz. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Dostlar, yeni bir içerik serisiyle karşınızdayım. Aslında daha önce efsane film karakterleri serisinde Michael Myers'ı konuşmuştuk. Bugün efsane bir dizi karakteri olan 8 yıl sonra yeni sezonuyla geri dönen Dexter'ı konuşacağız. Ve bundan sonra bu seriyi de devam ettireceğiz. Dizinin önceki sezonlarını ve yeni bölümünü izlemeyenler için bu videonun spoiler içerdiğini de belirtmeliyim. Ama çok fazla değil, merak etmeyin. Dexter Morgan, Jeff Lindsay'in Darkly Dreaming Dexter, Dearly Devoted Dexter ve Dexter in the Dark romanlarındaki kurgusal karakterdir. Yani dizi aslında bir roman uyarlaması. Adını baş karakterlerden alan Dexter dizisi 2006 yılında Showtime'da yayınlanmaya başladı ve tam olarak 8 sezon sürerek 2013 yılında final yaptı. Fakat hem Dexter'ı canlandıran Michael C. Hall başta olmak üzere hem de dizinin fanları final bölümünden ve sezonundan hiç memnun kalmamıştı. Michael C. Hall ara ara yaptığı açıklamalarda eğer yeni bir sezon olursa ya da dizinin devamı gelirse tekrardan oynamak istediğini belirtiyordu. Geçen yıl bütün Dexter hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Dexter, Navy Blood'la geri dönecekti. Dexter Morgan, Miami Metropolis Departmanı'nda kan sıçrama örnekleri analizcisi olarak çalışan, geceleri seri katile dönüşen birinin konu alındığı bir dizi karakteri. Dexter tam olarak bir anti kahramandır. Kendi kuralları ve yasaları vardır. Hatta dizideki deyişle The Code of Harry, yani Harry Morgan, Dexter'ı evlatlık edinen ve çocukluğunda Dexter'ın içindeki öldürme arzusunu fark edip ona yardımcı olan polis babasıdır. Harry Morgan bir gün yan komşusunun köpeğinin ortadan kaybolduğunu fark eder ve daha sonra köpeğin kemiklerini bulur ve Dexter'dan şüphelenir. Dexter yalan söyleme ihtiyacı duymaz. Annesinin hasta olduğunu ve köpeğin havlamalarıyla annesinin uyumasına engel olduğunu öne sürerek köpeği öldürmüş olduğunu babasına itiraf eder. Harry, Dexter'ın bu öldürme arzusunun tek seferlik bir şey olmadığını anlayınca Dexter'a dünyada bazı insanların yaşamayı hak etmediğini söyler. Aynı zamanda Harry bir polis olduğu için yaşadıkları yerdeki tüm katillerin, tecavüzcülerin, kısacası kötülerin dosyasına sahip, yani yasalardan kaçabilmiş olanların. Harry, Dexter'a nasıl öldüreceğini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda Dexter'a halk içinde yaşamasını, normal davranmasını, normal tepkiler vermesini ve sahte duyguları öğretir. Dexter, Harry'nin izni ve yasalarıyla bu kötüleri öldürmeye başlar. The Code of Harry, her ne kadar Harry'nin koyduğu yasalar olsa da artık Dexter'ın yasalarıdır. Ve Dexter yalnızca kötüleri, diğer katilleri, yani kısaca dünyada yaşamayı hak etmeyenleri öldürür. Oldukça titiz çalışır. Geride hiçbir iz ve delil bırakmaz. Öldürmek onun için bir ritüel şeklinde gerçekleşir. Dexter'ın babasıyla olan bu geçmiş hikayesini dizi boyunca ara ara flashbacklerle izliyoruz. Böylece nasıl seri katil olduğunu, öldürme içgüdüsünün nasıl oluştuğunu anlıyoruz. Dexter'ın ilk kurbanı çok önemli çünkü aslında Dexter, Harry hastanede yatarken onu yavaş yavaş öldüren katil hemşireyi öldürür. Henüz 19 yaşındadır. Harry Morgan hastanede damar tıkanıklığı sebebiyle ölmek üzereyken babası ona bir hemşireyi öldürmesi için izin verir. Çünkü bu hemşire hastalara normalden çok fazla morfin vererek onları öldürmektedir. Sanırım bu katil hemşire size gerçekten bir seri katili de anımsattı diye düşünüyorum. Dexter her gün o gece bu gece diyerek kurbanlarını avlamaya çıkar. Her birini öldürmeden önce masumlara neler yaptılarsa belli fotoğraflar göstererek onun ölümünü neden hak ettiğini anlatır. Öldürmeden önce yanaklarına bir çizik atarak, yani imzasını atarak birer damla kanlarını alıp laba koyar ve bu labı bir kutuda düzenli olarak saklar. E tabi bir seri katil olduğu için kendisine ait keskin mi keskin bir bıçak seti de var. Aynı zamanda hayvanları uyuşturmak için kullanılan bir iğne ile kurbanlarını bir hayvan gibi yakalayıp uyutuyor. Ona yasaları koyan babası Harry Morgan neredeyse her bölüm Dexter'ın hayalinde onunla konuşuyor. Arkasında hiçbir zaman kan izi bırakmıyor. Hem kan analisti olduğu için, yani aslında bir nevi lab geek olduğu için temiz çalışmayı çok iyi biliyor. Bir de babasının ona öğrettikleri sayesinde tabii ki. Kurbanlarından geri kalanları teknesiyle açılıp Miami sahilinden uzakta derin sulara bırakıyor. Gündüzleri kan analisti olarak çalışmasının ona faydası da çok fazla.
Dexter olay yerine gittiğinde bir başka katilin nasıl düşünerek hareket ettiğini anlayabiliyor ve olayları polislerden önce çözebiliyor. Polisler ara ara onun bu olayları hemen nasıl çözdüğünü anlayamasalar da ondan asla şüphelenmedikleri için tek bir şey düşünüyorlar. İçgüdü. Ya da işini çok iyi yapan bir kan analisti. Hiçbir zaman yakalanmıyor. Dizinin her sezonunda acaba yakalanır mı gerilimi hiçbir zaman kesilmiyor. Diziyi çok sürükleyici yapan unsurlardan birisi de zaten bu. Aynı zamanda belli bir senaryo kurgusu da var. Her bölüm Dexter suç dizilerinde olduğu gibi yeni bir kurban yakalayıp rutin olarak öldürüyor ama aynı zamanda bir sezon boyunca peşinden gittiği esas katil diyebileceğimiz daha büyük ve yakalaması zor olan katiller de oluyor. Zaman zaman bu katiller de Dexter'ın kim olduğunu biliyor. Genelde polis departmanı da bu katillerin peşinde oluyor. Çoğunlukla Dexter bu katilleri yakalama işini kendisi hallediyor. Polise iş bırakmıyor. Polis demişken dizinin en önemli karakterlerinden biri de Dexter'ın üvey kardeşi Debra Morgan. Debra da aynı polis merkezinde çalışan dedektiflerden bir tanesi. Dexter sosyopat olduğu için herhangi bir duygu hissetmiyor diyebiliriz. Bunun da oldukça farkında fakat Debra ile olan ilişkisi biraz farklı. Debra'ya olan hissini ilk sezon sonunda anlıyoruz. Onu sevdiğini değil de hoşuna gittiğini söyleyebiliyor en azından. Hem anti kahraman hem sosyopat. Sempatik bir seri katil olmak için neredeyse yeterli. Dexter kendisinin ne olduğunun çok farkında. Hatta bu ölümcül tarafına karanlık yolcu diye sesleniyor. Bir ara öğreniyoruz ki Dexter aslında tıp öğrencisiymiş, hatta sınıf birincisiymiş ama daha sonra tıbbı bırakmış. Belki de Hipokrat yeminini etmekten kaçınmıştır. Bir sosyopat cinselliğe ihtiyaç duyar mı yoksa duymaz mı? Dexter'ın kadınlarla pek de alakası yok. Normal gözükebilmek için birlikte olduğu biri var. O da Rita. Rita evlenmiş ama ayrılmış, suçlu bir eski kocası, bu eski kocadan bir kız, bir de erkek çocuğu olan bir kadın. Dexter için mükemmel sıradanlıkta bir kadın. Bir süre sonra Rita'ya karşı hissiz olsa da Dexter ve Rita daha sonradan evleniyor ve hatta çocukları da oluyor. Harrison Morgan. Belki de Dexter'ın gerçekten bir şeyler hissetmeye başlaması en azından hissettiklerini kabul etmesi oğlunun doğumuyla oluyor. Yakınındakilere ve kurduğu ailesini korumak için uğraşıyor. Dexter'ın genel hikayesiyle ilgili birkaç şeyden daha bahsetmek isterim. 8 sezon boyunca Dexter'ın yakalanmak üzere olduğu anlar oluyor ama bir şekilde paçayı kurtarıyor. Okyanusun dibine bıraktığı ceset torbalar ortaya çıkıyor fakat yakalanmıyor. Bütün cesetler sicili kirli kişilere ait olduğu için Miami halkının çoğu tarafından kahraman olarak görülüyor. Adı da The Bay Harbor Butcher'a çıkıyor. Dexter kendisine ait bu ceset torbalarının ortaya çıkışını olay yerine dönen seri katiller gibi izliyor. Bazen korkuyor, bazen heyecanlanıyor. Birkaç kez de istemeden masumları öldürmek zorunda kalıyor. Yakalanmamak için bunu kabul etmek zorundaydı. Çünkü Harry'nin ilk kuralı yasadan kaç ve sakın yakalanmaydı. Dizi ilerledikçe Dexter bazı sevdiklerini de kaybetmeye başlıyor. Başta Rita, daha sonradan dizinin final bölümünde Debra da ölünce Dexter kendisini öldü olarak gösterip ama ölmediğini son anda görüyoruz. Bu sezon finali o dönem hiç beğenilmedi. İyi ki de beğenilmedi diyebiliriz. Çünkü bu sayede dizi 8 sene sonra devam ediyor. Dexter New Blood ismiyle 9. sezon olarak yeniden başladı. İlk bölümünü hemen izledim ve çok beğendim. Yeni sezonun hikayesi şöyle. Dexter'ın kasırgada kayıplara karışmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Dexter sahte bir isim alır ve Minnesota, Iron Lake'deki bir kasabada yaşamaya başlar. Dexter yeni hayatına alışmaya çalışırken birden yeniden kan dökülmeye başlamasıyla eski hayatından izler ortaya çıkar. İlk bölümde en beğendiğim şeylerden biri atmosferdi. İlk 8 sezona göre tam tersi bir atmosfer ve dünya kurulmuş. Prodüksiyon dizaynı oldukça güçlüydü. Miami ne kadar sıcak ve güneşliyse Minnesota bir o kadar soğuk ve kasvetli bir havaya sahip. O karlı hava Dexter'ın bu doğadaki yaşamını oldukça güzel resmetmiş. 10 sene geçmiş olmasına rağmen hiç 10 sene geçmiş gibi değildi. Hem senaryo hem Michael C. Hall'un muhteşem oyunculuğu çok iyi bir uyum içinde. Dexter bu kez kimliğini değiştirmiş ve adını Jim Lancey yapmış. Dizinin yaratıcısı Jeff Lancey ile olan benzerliği dikkatimi çekmedi değil. Bu sefer Dexter Harry yerine kardeşi Debra'nın hayaliyle, bir nevi hayaletiyle konuşuyor artık. 10 sene boyunca kimseyi öldürmeyen Dexter bıçak ve silah satan bir dükkanda çalışıyor. Polis merkeziyle yakınlığını yine kurmayı başarmış. Buradaki kız arkadaşı da bir polis. Dexter bir şekilde öldürmekten uzak kalmayı başarsa da kendine bir kurban bulabiliyor. Yeni sezonla ilgili tüm söylediklerim neredeyse dizinin fragmanında da var.
İlk bölüm nefis bir pilot bölüm olmuş diyebilirim. Daha 9 bölüm yayınlanacak fakat ben şimdiden kalan bölümler için de umutluyum. Hatta bir takım teorilerim bile oluştu. Eğer siz de Dexter'ı izlediyseniz ve yeni bölümleri de izleyecekseniz videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Dexter belki de dizi tarihinin en önemli, en güçlü anti kahramanlarından birisi. Dizi yayınlandığı dönem boyunca Dexter karakteri çok sevildi. Çünkü o bir nevi dünyayı pisliklerden arındıran bir kahramandı. Ayrıca dizi yayınlandığı dönem boyunca defalarca Emmy'ye de aday oldu ve 4 kez Emmy kazandı. Dizinin 4. sezonu sırasında Michael C. Hall lenfoma kanserine yakalandı, birkaç ay sonra da kanseri yendi. Dexter rolüyle 2010 yılında Altın Küre en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Dostlar, toplamda 8 sezonu 96 bölümü olan bir dizinin tamamını anlatmak neredeyse imkansız. Ben size sadece genel hatlarıyla konusunu ve yeni bölüm hakkında da düşündüklerimi anlattım. Seri katil denince akla ilk gelen karakterlerden birinden bahsetmemek olmazdı. Ayrıca gerçek Dexter'dan bahsettiğim videoyu izlemediyseniz onu da sağ üst köşeye yerleştiriyorum ve oradan izleyebilirsiniz. Bu serinin devamının gelmesini çok istiyordunuz. Ben de artık sizi kıramadım ve tekrardan bu seriyi devam ettirmeye karar verdim. Bundan sonra korku filmi ve gerilim filmi üzerine bu tarz videoları sıkça izleyeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.